Değerli basın mensubu arkadaşlarım, hepiniz hoş geldiniz. Hayal etmek başarmanın yarısıdır. Biz hayal ettik, başardık. Sevgili basın mensubu arkadaşlarım, seçimlerde son haftaya girmemizle birlikte yapılan karalama çalışmalarına karşı kamuoyunun yanlış bilgilendirilmesinden dolayı bir açıklama yapmanın zararlı olduğunu görüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi tarafından yapılan açıklamaya göre 26 Mart 2019 tarihinde Sayın Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından açılışı yapılan Cumhur İttifakı AK Parti adayımız Serkan Yazıcı'ya ait Grant Yazıcı Kulüp Turban Oteli'nin termal tesislerinin kayda değer termal özelliklerine sahip olmadığı iddia edilmiştir. Bahsi geçen termal suyun tüm verileri mevcuttur. CHP tarafından tam bir araştırma yapılmadığı halde yapılmış gibi gösterilerek yapılan bir açıklama ile kamuoyu yanıltılmak istenilmektedir. Bu açıklamayı yapmadan önce bu değerler ve termal suyun belgelerine dair bilgileri termalin kaynağın sahibi olan Hakan Beyaz ve termal tesisin sahibi Serkan Yazıcı'dan istemek yerine MTA'nın 2012 yılındaki raporundan yola çıkılmış ve 2012 sonrasında Serkan Yazıcı'nın kendi girişimleriyle yapılan çalışmaların sonuçları dikkate alınmamıştır. 26.3.2019 tarihinde Turizm Bakanlığı'nın katılmasıyla birlikte açılan günlük 300 ton su kapasitesine sahip ve 6 adet havuzlu tesisin hizmete alındığı günde bu açıklamanın yapılması çok büyük bir talihsizlik olmuştur. CHP olarak Marmaris'te çıkan ve özelliklerine bakıldığında Türkiye'nin en değerli suyunu değerlendirmek için yalan yanlış bilgilerle insanların gözlerinin içine baka baka yalan söylemeleri kabul edilemez. Siyasi amaçlar uğruna bu tarz belgesiz, bilgisiz konuşmak doğru değildir. Yapmış oldukları iddiada termal suyun tuzlu su olduğu ve bilimsel olarak termal su olmadığını beyan etmeleri ise tam anlamıyla bir bilmemezliktir. Bu raporlar Sağlık Bakanlığı ve üniversiteler ile yapılmakta, sonrasında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından onaylanarak termal tesis belgesi alınmaktadır. Bu aşamaların tamamı yapılmıştır ve bu tesis artık hem Marmaris'in hem de Güney Ege'nin ilk termal tesisi olmuştur. Termal suyun resmi özellikleri ben size dağıtacağım basın açıklamasında olacaktır. Yani hangi mineralleri içeriyor bu dağıtacağımız basın açıklamasında sizlere dağıtacağımız da mevcuttur. Başta sedef, vitiligo, akne ve benzeri tüm cilt rahatsızlıkları olmak üzere romatizma ve solunum yolu iltihapları, kireçlenmeler ve kadın hastalıkları ile kanser hastalığının alternatif tedavisinde içme, balnoterapi, çamur ve banyo kürlerine uygunluğu tescil edilmiştir. Bunun yanı sıra Gürelman Jeotermal tarafından verilen bilgiye göre CHP seçim ofisinde kendilerine sunum yaptıklarını ve bu suyun tüm Marmaris'e yetecek ölçekte olduğunun belirtildiği, sıcaklığında mineral değeri ve kalitesi olarak en üst düzeyde olan termal sulardan biri olduğunun anlatıldığını biliyoruz. Kendilerine Grant Yazıcı Kulüp Turban Oteli'nde çıkan suyun anlattıkları şekilde MTA damgalı resmi onaylı belgesini tarafımıza ibraz etmesini rica ediyoruz. Zira bu suyun sondajının yapıldığını ve resmi kurumlardan onaylatıldığını da biliyoruz. CHP ve sevgili adayları Mehmet Oktay'ın bir kez daha üzülerek 2012 yılında kaldıklarına şahit olduk. Zaman hızlı akıyor, farkında değiller. Termal suyun raporları ve kullanımı 29.11.2017 tarihlidir. MTA ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nin jeoloji bölümünün yapmış olduğu genel araştırmayla oteldeki suyu kıyaslamalarda ayrı bir tartışma konusudur. Marmaris Belediye Başkan adayımız Sayın Serkan Yazıcı'nın insanları yanılttığını
ve hayat sattığını iddia eden Fatma Gebeş Çimen hanımefendi ve sevgili Mehmet Oktay'ın hayalini değil, gerçeğini görmek üzere Kulüp Turban Oteli'ne suyun tüm teknik analizleri ve verilerini sunmak üzere davet ediyoruz. 12 ay turizm hayal değildir. Kendilerine de buradan söz veriyoruz. Bize oy verseler de vermeseler de. 12 ay turizm Marmaris'te yapılacaktır. Mart'ın sonu olan baharın yazın habercisi olduğunu hatırlatır. Yaptıkları açıklamaların bundan sonra gerçek ile örtüşmesini temenni ediyoruz. Burada açıklamada göründüğü üzere termal suyun çıktığı tarih ve onaylatıldığı tarih 2017 yılı arkadaşlar. Bu çok önemli. 2017 yılında Sayın Belediye Başkanı adayımız Sayın Yazıcı, Serkan Yazıcı o tarihte ne belediye başkanı adaylığı gündemdeydi ne de böyle bir olay vardı ortada. Bu tarihte suyu kendi imkanlarıyla bulmuş ve tüm bakanlıklardan ve toplamda da 12 kurumdan onaylatılmış bir şekilde hizmete sunmuştu. Ve suyu bulduktan sonra da çok ciddi yatırımlar da yaparak ve elimde gördüğünüz her türlü basınlı şeyle ilgili materyalleri de bastırmış ve vatandaşımızın hizmetine sunmuştu. Sayın Bakanımızın 2 gün önce gelmesiyle de bu tüm Marmaris'e inşallah hizmet verecektir. Yani böyle bir açıklamanın yapılması hakikaten üzüntü vericidir. Ben bir turizmci olarak, burada yaşayan sade bir vatandaş olarak siyasi kimliğimizi bir kenara koyalım. 12 ay turizm diye yola çıkılan bu olayda ki bu hani cek cak değil, bu olay burada bulunmuş, bu veri burada var. Bu su burada mevcut. İsteyen istediği zaman görebilir ve bununla ilgili oraya giden arkadaşlarımız, özellikle sedef hastalığıyla ilgili giden arkadaşlarımızın da iyileştiği de görünmektedir. Bunu biliyoruz, yakından da biliyoruz. Bununla ilgili tereddütü olan arkadaşlarımızı davet edelim, görsünler. Yani elde hiçbir belge olmadan, ta 2000 gündemi çok geriden takip ettikleri için aslında buna hani şaşırmamak da gerekiyor ama bu su orada mevcut. Onlar belki üzülecek ama bu memlekete Marmaris'e 12 ay turizm gelecek. Ben katılımınız için teşekkür ediyorum. Varsa sorunuz oranı söylemekte. Şimdi o zaman şöyle çıkıyor. 12 tane kurumun, yanlış hatırlamıyorsam 12 kurum olması gerekiyor. 12 kurumun bunun içerisinde bakanlıklar, valilikler de dahil. Bu kurumların o zaman yalan söylediğini iddia ediyor bu arkadaşımız, Sayın İlçe Başkanımız. Yalan söylediğini iddia ediyor. Bununla ilgili yasal haklarımızı da seçim sonrasında kullanacağız. Suyun sahibi herhalde kullanacaktır, bilemiyorum orasını ama biz kendi adımıza bununla ilgili gerekli yasal işlemlerimizle başlayacağız. Kanun önünde zaten kimin haklı, kimin haksız olduğu da zaten ortaya çıkacaktır. Ama işte dediğim gibi üzücü olan taraf, orada bu mevcut su var. Hani acaba ya işte seçimden sonra olacak mı, olmayacak mı? Ya 2017 yılında çıkartılmış bir değer var burada. Marmaris'in önünü açacak, Marmaris'e 12 ay turizmi getirecek olan olayın temeli bulunmuş. Ve hala bunu karalamanın peşindesiniz. Ne kazanacaklarına inanın ben hani siyasi olarak bakın söylüyorum tüm samimiyetimle söylüyorum. Siyasi olarak kimliğimizi bir kenara bırakalım. Burada yaşayan bir vatandaş olarak. Ya ben bunu anlamakta zorluk çekiyorum. Yani bunun için neler yapılabilir? Öneriler nedir? Bunu almak yerine karalama. Yok musun? Tuzlusun. Bakın aslında bunu söylemek istemezdim ama bunu da söyleyeyim. Benim babam rahatsız. Ve şu anda bu akşam bu suyun ana kaynağından çıkan suyu kendisi de içecek. Ve kendi doktoruna da gönderdim ben bu verileri gönderdim içebilir dedi. Bunun onayında. İnsan babasına içirebilir mi bu suyu? Babam mı dedi? Sayın Başkanım şöyle bir soru sormak istiyorum. Seçimlere 4-5 gün kala yani bu suyun gerçekten termal suyu olmadığını iddia ettiler dediğiniz gibi. Yani bu seçimlere karşı bir şey yapmak için mi yani bu? Etkilemek için mi? Bu su sahte su işte bunu 12 ay turizmle ilgili kullanıyorlar gibi yapıp seçmenin bakın, aklını karıştırmak için. Bakın bu su 2017 yılında zaten bulunmuş. Yeni bulunan bir şey değil ki. Bu zaten orada var. Ya 12 ay turizm hani yok deniliyor ya.
Türban'da şu anda 12 ay turizm zaten var. Zaten biz görüyoruz, gidiyoruz, otel dolu zaten yani orada. Sizler de şahitsiniz, evet. Buna. Otel dolu. Yani Türban'da zaten 12 ay turizm var. Belediye başkanı adayımızın, Sayın Serkan Başkan'ın amacı bunu yaymak. Bunu tüm Marmaris'te yaymak ve tüm Marmaris halkının bundan faydalanması. Ya bundan daha güzel bir şey olabilir mi? Yani bunu ben inanın anlamakta zorluk çekiyorum. Böyle bir açıklamayı niye yaptılar bilemiyorum. Ben göreve başladığımda ben şu sözü vermiştim. Ben ve arkadaşlarım siyasi rant uğruna bir yere gelebilmek için hiçbir zaman için yalan söylemeyeceğiz. Yalan beyan vermeyeceğiz diye kendi kendimize söyledim. Şükürler olsun bugüne kadar bunu yerine getirdim. Ben ve yönetim kurulu arkadaşlarımız o kadar şanslıyız ki öyle bir belediye başkan adayımız var ki bugüne kadar siyasi başarı uğruna ağzından tek bir kelime olmayan bir şeyi varmış gibi göstermedi. Göstermesine de kimsenin müsaade etmesine de izin vermez. Onun için ben kendi adıma söylüyorum ve arkadaşlarım adına biz çok şanslı bir yönetimiz ki böyle bir başkan adayıyla biz yola çıktık. Rabbime şükürler olsun.